Otomobil ve motor sporları tutkunları için dop dolu bir programla daha karşınızdayız sevgili seyirciler. İlk olarak programımıza Opet test köşemizle başlayacağız. Sevgili seyirciler, Yunanistan Atina'ya geldik. Atina Havalimanı'nda araçlarımızı aldık ve güneye doğru yolculuğa başladık. Aracı kullandık. Duster 7 yıllık ömrü boyunca 1 milyon adedin üzerinde bir satış rakamına ulaştı ve 7 senenin ardından ikinci jenerasyonuna kavuştu. Şu anda arkamda ikinci jenerasyonunu görüyorsunuz Duster'ın. Yeni Duster'da neler var ben size onu anlatmaya çalışacağım. İlk kez Frankfurt Otomobil Fuarı'nda lanse edildi yeni Duster. Bugün ise Yunanistan'da yapılan uluslararası basın test sürüşünde deneme şansını yakaladık. Gördüğünüz gibi aracın tasarımında değişiklikler var. Hem ön hem arkada hem yanda. Ama içeride de birçok değişiklikler var. Şimdi ön yüzden başlayalım. Far grubu değişmiş. Panjur değişmiş, daha farklı bir panjura kavuşmuş ve tamponda bu alt plakalığın daha büyüdüğünü görüyoruz önden baktığınızda. Yukarı doğru çıkmış, burası çizilmeye karşı daha dayanıklı hale getirilmiş. Kaputa baktığımızda ise buradaki bombe aracın daha güçlü durmasını sağlıyor, daha geniş durmasını sağlıyor. Bu da aracın SUV kimliğini biraz daha vurguluyor ve biraz daha güçlendiriyor. Gelelim aracın yan tarafına sevgili seyirciler. Yan tarafta ilk dikkatimizi çeken şey aynaların, ayna kapaklarının biraz daha büyümüş olduğu ve hemen bu bölümde kullanılan buradaki siyah şerit. Bu siyah şerit tüm donanım versiyonlarında bulunuyor ve üzerinde bir sinyal mevcut. Bu arada yandan baktığımızda daha çok dikkatimizi çeken ön camın 100 mm daha öne çekilmiş olması. Bu da aracın daha geniş durmasını sağlıyor. Tabii ki diğer camlarda da ufak tefek değişiklikler yapılmış. Tavan raylarında yenilikler var. Bu değişiklikler yandan bakıldığında dikkatimizi çekiyor. Yan tarafta yalnız çok dikkatimi çeken kapı kolları oldu. Keşke bu kapı kolları da değiştirilseydi. Dodge ailesinde görmeye alışkın olduğumuz kapı kolları ama Duster'da bir yenilik söz konusu. Dolayısıyla bu kadar yenilik yapıldıktan sonra biraz daha iyi bir kapı kolu, daha şık bir kapı kolu beklerdim açıkçası. Evet, alt tarafa doğru baktığımızda burada siyah marşfeli görüyoruz. Öndeki o siyah plastik parçayla bütünleşmiş hem de aracın rengiyle bir kontrast oluşturmuş. Gelelim aracın arka tarafına. Aracın arka tarafı da aynı ön yüzünde olduğu gibi özellikle buradaki plakalık dikkat çekiyor ve buradaki plakanın da hemen buradaki çizgileri arka tarafın daha geniş gözükmesini sağlıyor. Stop grubu da değişmiş. Jeep Renegade'deki stop grubunu andıran bir stop grubuna kavuşmuş. Daha dikdörtgenli biliyorsunuz bir önceki jenerasyonda. Kare formuna kavuşmuş. İçinde böyle artı gibi bir form var. Evet, bunlar aracın dışındaki yenilikler, değişiklikler. Gelelim aracın içine. Bunu da isterseniz aracın içinde anlatayım. Gelelim iç tasarımda. İç tasarımda tamamen yenilenen malzemeler kullanılmış. İç tasarımda malzeme kalitesi arttırılmış. Bir kere bu bölümde biliyorsunuz daha önce ekran daha aşağıdaydı ve hafif eğikti. Onu eleştirmiştik. Şu anda daha yukarı alınmış, daha sürücü odaklı, sürücüye bakıyor ve çok daha net bir şekilde gözüküyor. Hemen üzerinde 3 tane yuvarlak havalandırma kanalı var. Sağ ve solda 2 adet havalandırma kanalı daha mevcut. Toplamda 5 havalandırma kanalı yerleştirilmiş. Buradaki renkli ekranın, multimedya ekranın altında
Eko tuşumuz var, Stop Start tuşumuz var, ortada dörtlü flaşörler var, kapı kilitleri var, park sensörü var ve geri görüş kamerası mevcut. Onun altına ise dijital klimamız yerleştirilmiş sevgili seyirciler. Daha aşağı indiğimizde ise burada bir 12 çakmak girişi görüyoruz. Buraya telefonu koyabileceğimiz bir alan var ve aynı zamanda burayı bardak koyabileceğimiz bir alan olarak da kullanmak mümkün. Evet, gördüğünüz gibi EDC şanzımanımız var. Bunu sola çekersek manuel olarak da kullanabiliyoruz. El freni kolumuz burada. Manuel bir el frenimiz var. Hemen altında şu alt bölümde şurayı göstermek istiyorum. Hız sınırlandırma ve sabitleme tuşları buraya yerleştirilmiş. Yine ergonomi adına bence hatalı bir yerde. Daha sürücünün görebileceği bir yerde olması iyi olurdu ama ancak ezberledikten sonra. Şimdi yolda gidiyorsunuz, el freni aşağıda, yola bakıyorsunuz. Bu şekilde hız sınırlandırıcı veya sabitleyiciyi açmanız lazım. Açabilir misiniz? Evet, açabilirsiniz ama şuralarda olsaydı bence daha iyi olurdu. Evet, bir kol dayama bölümümüz var gördüğünüz gibi. Bu kol dayamanın yüksekliğini kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi ayarlanabilen bir alan. Altta yine eşya saklama bölmeleri var. Toplamda 28.6 litrelik eşya saklama bölmesi var Duster'ın içinde. Bu da birçok eşyanızı araç içinde güvenli bir şekilde yerleştirebileceğiniz anlamına geliyor. 4 kollu direksiyon simidi üzerindeki butonları kullanmak buradan gerçekten kolay. Kadranları da direksiyonun bu arasından görebiliyorsunuz. Yine bir başka özellik, daha önce de eleştiriyorduk biliyorsunuz, direksiyonun derinlik ve yükseklik ayarının olmayışıydı. Şu anda bakın ileri geri aşağı yukarı hareket ettirerek direksiyonu kendime göre ayarlayabiliyorum. Eskiden sadece ufak bir hareketle yukarı aşağı ayarlanabiliyordu. Çok da ergonomik bir pozisyon yakalanamayabiliyordu. Şu anda bunu istediğim gibi ayarlama şansına sahibim. Sol tarafta burada ayna ayar düğmemiz var sevgili seyirciler. 4 cam düğmesi, yani otomatik camlarımız buraya konumlandırılmış. Arka camları buradan kilitleyebiliyorum çocuklarınız için. Açılıp kapanmasını kilitleyip çocukların oynamasını önleyebiliyorum. Yine burada arkada Renault'dan tanıdığımız bir kol ünitesi var, düğme ünitesi var. Buradan volümü ve kanalları ayarlayabiliyorum. Yani direksiyonu tutarken hiç direksiyondan elimi ayırmadan çok rahat bir şekilde ses seviyesiyle oynayıp kanalları değiştirme şansına sahibim. USB girişi buraya konumlandırılmış. Hemen yanında da bir tane AUX girişi var. Eğer ihtiyacınız olursa diye söylüyorum. Hemen torpidoya da bakalım. Torpidoda gördüğünüz gibi geniş bir alan var. İçeriye doğru derin bir alan var. Burayı da kullanmak çok kolay. Evet, torpido gördüğünüz gibi biraz sert plastik bu bölüm. Burası da sert. Üst bölüm de sert. Ancak görsel olarak bir önceki jenerasyona göre çok daha kaliteli duruyor. Tasarım çok daha şık. Koltuklar destekleri özellikle artırılmış. Virajlarda sizi çok iyi tutuyor. Savrulmanızı önlüyor. Ve bu alt bölüm, bacağınızın altında kalan bölüm 20 mm uzatılmış ki daha iyi bir destek sağlasın diye. Bu da Duster'ın içeride sunmuş olduğu yeniliklerden bazıları. Duster 4x2 versiyonunda 478 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. 4x4 versiyonunda ise 467 litre oluyor bagaj hacmi. Şimdi gelelim sizlerden gelen bazı soruların cevaplarını açıklamaya. Özellikle direksiyona değindim. Direksiyonun yükseklik ve derinlik ayarı sayesinde daha rahat ayarlandığını belirttik. Ancak direksiyon daha önce sertti biliyorsunuz. Zor çevriliyordu. Özellikle bayanlar daha çok şikayet ediyordu. Hidrolik direksiyon artık yerini elektromekanik direksiyona bırakıyor. Ve artık direksiyonun çevirmesi çok daha kolay.
Ses izolasyonu bu araçta hem kullanılan malzemeler hem de yapılan iyileştirmeler sayesinde artırılmış ve daha sessiz bir hale gelmiş. Biz şu an 1.5 litrelik DCI dizel motora sahip bir versiyonu kullanıyoruz. EDC şanzımanla kombine edilmiş. Dolayısıyla dizel motorun sesi içeri tabii ki daha fazla gelmesi gerekirken bir önceki jenerasyonla özellikle kıyasladığımızda içeride çok daha az ses var. Konfora bakacak olursak araç öncekine göre bana göre hem tasarımsal hem sunduğu diğer özelliklerle daha konforlu geldi. Kullanması daha keyifli geldi. Ancak süspansiyonlar biraz yine sert olduğunu söyleyebilirim. Rögar kapaklarından, tümseklerden geçtiğiniz zaman aracın o sert süspansiyonlarını hissediyorsunuz ama onun dışında normal seyrederken herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Virajlara girdiğiniz zaman da bir güvensizlik hissi sizde yaratmıyor. Bunun dışında ön camın 100 mm ileri gitmesi böyle biraz daha görüşü rahatlatmış ve içerisinin biraz daha ferah durmasını sağlamış. Hem de camdan dışarıdan baktığınızda daha akıcı çizgilere kavuşmasını sağlamış Duster'ın. Bunun dışında yakıt tüketim değerini soranlar oldu. Yakıt tüketim değeriyle ilgili size şu anda net bir bilgi vermem mümkün değil. Çünkü bu aracı alıp en azından İstanbul'da bir hafta boyunca kullanmak gerekiyor. Bizim kullanmış olduğumuz yollar boş ve kullandığımız araç şu an için dizel ve kullandığımız mesafede bir ölçüm yapmak için gerçekten çok kısa. Türkiye hangi motor seçenekleri ilk etapta gelecek? Onlar belirlenecek. Şu an için netleşmedi ama biliyorsunuz 1.2 litrelik bir TCE motor var, benzinli. Gerçekten güzel bir motor. 1.5 litrelik DCI dizel motor var. Bu motorlarla birlikte gelirse bence çok şık olur. 4x2 ve 4x4 versiyonları var. 4x4 isteyenler için de iyi bir alternatif bu. Onun dışında dediğim gibi aksesuarları siz opsiyonel alabiliyorsunuz. Yokuş eğimini sistemleri var, yokuş çıkış destek sistemleri var. Birçok güvenlik özelliği artırılmış durumda. Kör nokta uyarı sistemi var. Bunlar da araca dahil edilmiş durumda. Ön taraftaki farlar artık daha şık LED farlar. Gündüz LED farları aracın daha güzel gözükmesini sağlıyor. Dediğim gibi araç komple bana göre yenilenmiş, daha iyi bir görünüme kavuşmuş. Şubat sonu gibi yapılacak lansmanı bekliyoruz. Mart ayı başında da aracın Türkiye'de satılması bekleniyor. Sevgili seyirciler, testimizin ilk bölümünde Duster'ı güzel yollarda kullandık. Ama aracın biraz da arazi performansını görmek lazım. Şimdi Duster'ın off-road performansını getiriyoruz ekranlarınıza. Şöyle özetleyebilirim. Dış tasarımı için müthiş bir evrim. İç tasarımı için tamamıyla bir devrim şeklinde özetlenebilecek bir yapısı var. Test ettiğinizde göreceksiniz, iç tasarımı tamamıyla yenilendi. Çok son derece konforlu ayrıntılar var. Özellikle sürüş güvenliği açısından 360 derece kameralar, yokuş iniş sistemi, yokuş destek sistemi, çıkış sistemi vesaire tamamıyla bunların yeni opsiyonları olarak ilave edildi, eklendi. Dış tasarımına bakıldığında ise daha böyle erkeksi hatlar, daha böyle kesin ve sert bir duruş, yola hakimiyet ve bütünlük görüyorsunuz. Daha böyle kaslı bir yapı görüyoruz. Tabii ki motor seçenekleri açısından bakıldığı zaman Türkiye'nin ihtiyacına, Türk sürücülerin daha doğrusu isteklerine cevap verebilecek seçenekler mevcut. Hem benzinli hem dizel seçeneklerinde. Benzinli de mesela 1.2 ve 1.6 motor seçeneklerinin her ikisinde 4x2, 4x4 seçeneklerimiz mevcut. Dizele baktığımızda 1.5
o çok meşhur DCI motorumuzda 4x2 ve manuel olarak 4x4 seçeneklerimiz mevcut. Benzinli de 125 beygir ve 110 beygir seçeneklerimiz mevcut. Dizelde 90 beygir ve 110 beygir seçeneklerimiz mevcut. Dolayısıyla bugün itibariyle bakıldığı zaman gerçekten tüketicinin ihtiyacı olabilecek bütün teknik özelliklere bu yapı içerisinde cevap verebilen harika bir otomobilden bahsediyoruz. Gerçekten ben Mayıs Genel Müdürü olarak aracı ilk gördüğümde, aracı ilk dokunduğumda, aracın içini ilk kokladığımda gerçekten çok etkilendim. Aynı şekilde tüketicilerimizin, bu aracın fanlarının da aynı şekilde etkileneceğini düşünüyorum. Kasrol Magnet Ekleyiş'in doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sizlerden gelen soruları Serdar Bostancı ile yanıtlamaya devam ediyoruz. İlk sorumuz Fırat İbrahim Yılmaz'dan. Merhaba, aracımızla 2-3 saatte bir 15 dakika molalarla 15 saat araç kullanmanın araç için bir sıkıntısı olur mu? Mola sürelerini uzatarak motorun soğumasını fayda sağlar mı? Teşekkür etmiş. Evet, 15 saatlik bir yolculukta 2-3 saatte bir 15 dakika mola verip önce kendini dinlendiriyor, doğru bir iş yapıyor. Tebrik ediyoruz. Bu çok doğru bir mesaj. Peki bu 15 dakikalık molalar araç için yeterli mi? Ya da bir zararı var mı? Kesinlikle yeterli. Bir motorun fazla ısınması ne kadar zararlıysa fazla soğuması da o ölçüde zararlı. Hı. Zaten günümüz teknolojisindeki üretilen motorlar, motorların soğutma sistemleri, koruma sistemleri artık biliyorsun motor suyu soğutma sistemlerinin yanında motor yağ soğutma sistemleri, şanzıman yağ soğutma sistemleri gibi komplike sistemler olduğu için bu sistemler zaten siz durmadan çok daha uzun gitseniz de ki tabii ki sürücünün mutlaka ve mutlaka 1-2 saatte bir dinlenmesini öneriyoruz ama diyelim ki otomobilin içinde 2-3 tane sürücü var. Hiç durmadan sürücü değiştirerek saatlerce gidiyorsunuz. O durumda bile araçlar bugünkü teknolojide iyi üretilmiş, iyi marka araçlar bundan zarar görmez. 15 dakika soğutma fazlasıyla yeterlidir. Dediğim gibi fazla soğutmak faydalı olduğu kadar da zararlıdır. Onun için yeniden ısınmaya başlarken daha fazla yakıt tüketecek zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, Harun Gülsoy'un sorusuna geçelim. Merhaba, aracımda oksijen sensörü 2 adet var ve servis bu parçaların orijinal ve yenisiyle değiştirilmesini söyledi. Oksijen sensörü iptal edilirse ne gibi sonuçlar doğurur? Artısı eksisi nedir? Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere orijinal parçayla değiştirilmek ve eğer bozulduysa, süresi dolduysa yenisiyle değiştirmek tabii ki en doğrusu. Ama işin doğrusunu da Serdar Bostancı'dan öğreneceğiz. Oksijen sensörü iptal edilse ne gibi sonuçlar doğurur? Ve ömrü bittiyse veya bozulduysa değiştirmek, değiştirmemek arasındaki artılar eksiler nedir? Şimdi arıza yapmadan değiştirmenin bir anlamı, bir manası yok. Ama iptal etmeyi de asla tavsiye etmiyorum. Niye iki tane oksijen sensör var? Bir tanesi katalitik konvertörden önce, bir tanesi katalitik konvertörden sonra. Yani katalitik konvertörümüzde bir arıza, artık eskisi kadar süzememe, bir patlak, bir tıkanma olduğu zaman dahi ikinci oksijen sensör, yani katalitik konvertörden önceki, sonraki ikinci sensör görüp bizim havayı kirletmememizi, motorun ayarlarının ona göre, benzin hava karışımı ona göre yapılmasını sağlıyor. İptal etmek, yani benim bildiğim bugünün teknolojisi araçlarda zaten mümkün değil. Ya motorunuz çalışmaz, ya arıza verir, ya kendini koruma modunu alır. Onun için aslında servis doğru öneride bulunmuş. Arıza yaptığı zaman oksijen sensörlerinin değiştirilmesi gerekir. Ama belli bir kilometrede, belli bir periyotta değil, sadece arıza yaptıktan sonra değiştirilmesini öneriyoruz. Ama arıza yaptığı zaman da iptal etmek yönüne gitmek değil, kesinlikle değiştirilmesini öneriyoruz.
Evet, Cengiz Filizler'in sorusuna geçelim. Fabrika çıkışı jant ölçüsü 14 inç olan bir binek otomobile 15 inç jant takmak sürüş güvenliğini tehlikeye atar mı? Fabrika çıkışı jant ölçüsü 14 inç olan bu binek otomobil 15 inç takılırsa muayeneden geçer mi? Zararları ve yararları nedir demiş. Gerçi birkaç kez incelemiştik bu konuyu ama bir kez daha Cengiz Filizler için aktaralım. Böyle bir jant değişikliği öncelikle mümkün mü? Ne gibi artı eksileri var? Şimdi esas olan lastiğin çapı ve lastiğin genişliğidir. Bazı üreticilerin kataloglarına veyahut kapıların içindeki etiketlerine baktığınız zaman 14 inç, 15 inç, 16 inç gibi jant aynı anda aynı şekilde kullanılabiliyor. Ama değişen ne? Jant ölçüsü büyüdüğü zaman lastiğin yanağının düşmesi, lastik çapının değişmemesi gerekiyor. Aslında bizi ilgilendiren lastik çapının ve lastik genişliğinin değişmemesi. Aslında muayenede bakılan da bu. Yani sizin lastik çapınız 65 santimse eğer siz bunu 14 jantta, 15 jantta, 16 jantta hepsinde 65 santimi sağlayabiliyorsunuz, değişen bir şey yok. Ama Türkiye şartlarına bakacak olursak bunun tam tersi geçerli. Ben günlük hayatta kullandığım otomobillerde de buna dikkat ediyorum. Türkiye'de yollar bozuk olduğu için, çukurlar, kasisler çok fazla olduğu için lastik yanak genişliğinin minimum değil, maksimum olmasını. Yani ben arkadaşımın yerinde olsam 15 janta çıkacağım ama 13 janta inmeye çalışırım ki otomobilim daha konforlu olsun, lastiğim patlamasın. Çünkü lastik yanağı azaldığı zaman bir çukura girdiğiniz anda anında lastiğin yanağı yarılıyor. Dolayısıyla benim arkadaşıma tavsiyem bir kere bu sebepten dolayı 14 janttan 15 janta çıkmasın. Peki yol güvenliğini sormuş. Artı büyütmek veya küçültmek bir yol tutuşu etkiler, onu da hemen söyleyelim kısaca. Yani teorik olarak diyeyim, bu sonuçta yarış pistlerinde kullanmıyoruz bu otomobili. Teorik olarak yanak yüksekliği daha az olan lastikler, yani arkadaşımızın 14 janttan 15 janta çıkması otomobilin sportif kullanımını pozitif olarak etkileyen bir faktör. Yarış otomobillere genelde daha düşük yanaklı lastikler tercih ediliyor ama bu yarış pistleri için geçerli. Sokaklarda, özellikle Türkiye'deki yollarda, özellikle Türkiye'deki ara yollarda, çukurlar, kasisler, kanallar olan yollarda ben hep yüksek yanağı olan lastikleri tavsiye ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu hafta da sonuna geldik bu bölümün. Haftaya yine sizlerden gelen sorularla birlikte Serdar Bostancı ile bu cevapları iletmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Geçtiğimiz günlerde Göcek'te Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan yeni Qashqai'nin lansmanı yapılmıştı. Bu etkinliğin ardından Nissan Türkiye ekibi Rixos Sailing Cup 2017'ye katıldı. Nissan'ın da destekçileri arasında olduğu Rixos Sailing Cup 2017, 10-13 Ekim tarihleri arasında Rixos Premium Göcek'te dostluk kazansın sloganıyla bu yıl ikinci kez gerçekleşti. Nissan Yelken takımının ilk kez katıldığı yarışta 22 tekne ve 150 sporcu kıyasıya bir mücadele verdi. Göcek'te Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli yeni Qashqai'nin lansmanını gerçekleştiren Nissan ekibi bu etkinliğin ardından Rixos Sailing Cup 2017'ye katıldı. Bu yılın ilk aylarında önce takım çalışması olarak doğan bu fikir ilk defa bir yarış takımına dönüştü. Şimdi yelken sporu gerçekten çok aslında zorlu bir spor. Başarmayı
kendinize hedef edinmeniz lazım burada. Bir yandan rüzgar, bir yandan deniz, onun ortasında sizin yelkenliğinizi en iyi şekilde sonuca ulaştırmanız gerekiyor. Biz de kendi içimizde yaptığımız takım çalışmalarında hep bunu vurguluyorduk. Yani şartlar ne kadar değişirse değişsin, ki Türkiye'deki şartları biliyoruz. Biz şirketimizi en iyi noktaya götürebilmek için çalışmalıyız. Burada bazı takım çalışmalarını yelken üzerinde yapmaya başladık. Oradan da bir Nissan yelken takımı fikri de ortaya çıktı. Nissan Sailing Team. Bu senede Qashqai lansmanını Göcek'te yaptık, Rixos Premium'da. Dolayısıyla burada devamındaki, bizim Qashqai lansmanının devamındaki Rixos Sailing Cup'a yelken yarışına katılma kararı aldık. Bu da güzel, başarılı bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Keyifli bir iş yapacağımızı düşünüyoruz. Arkadaşlarla beraber biraz da motiveyiz bu konuda. Bakalım Nissan'ı inşallah Qashqai nasıl SUV'nin lideri ise biz de burada yarışta güzel bir sonuç alarak kendimizi göstermek istiyoruz. Bu arada şöyle bir söz vardır. Diğerleri sizin hangi fırtınalarla uğraştığınızı, hangi fırtınalarla boğuştuğunuzla çok fazla ilgilenmez. Diğerleri için önemli olan sizin teknenizi limana getirip getirmediğinizdir. Dolayısıyla biz bunları da tecrübe ediyoruz açıkçası. Çeşitli şartlarda, değişken şartlara nasıl uyum sağlayabiliriz, nasıl hemen adapte olabiliriz ve nasıl yelkenliğimizi limana getirebiliriz, bunu çalışıyoruz. Bunun da şirketteki yönetimin iyileştirilmesi, daha da ileri götürülmesi ve takım çalışması konusunda çok çok faydası olduğunu düşünüyorum. Yine tekne yaparken edindiğim tecrübelerden bir tanesi şuydu. Az hazırlık, çok manevra. Çok hazırlık, az manevra. Hazırlık yapmadığınız zaman etrafınızda dönüyorsunuz. Halbuki hazırlık aşamasını iyi bir şekilde planlamanızı, programlamanızı iyi bir şekilde yaptığınız zaman çok daha az manevra sonuca ulaşabiliyorsunuz. Biz bunu yelkende de hep arkadaşlarla beraber takım çalışmalarımızda tecrübe etme şansını bulduk ve sonrasında da şirkete de yansımalarını açıkçası görüyoruz. Daha önce aslında ben takım sporları yapmadım. Sadece triatlon yapıyorum şu anda. O da tam anlamıyla bir takım sporu değil, bireysel bir spor. Ama takım sporu bu yelken çok çok farklı. Çünkü şöyle, aynı bizim iş hayatımıza o kadar yakın ki bir hedefiniz var, onu gerçekleştirmek için takım olarak çalışmanız gerekiyor. Başarılı olmak sadece bir kişinin, yelkeni basanın başarılı olması tam başarı anlamına gelmiyor. Diğer yardımcı elemanların, diğer tüm takımın görevlerini çok iyi yapabilmesi lazım ki başarı yakalanabilsin. Bir de önemli şey burada, karar verirken belli bir zamanda karar vermeniz gerekiyor. Yani aynı Türkiye'deki piyasalar çok böyle değişken ya, yelkende de aynı öyle. Hava çok çabuk değişebiliyor. O değişirken önceden haber bunu koklayıp o havayı ona göre bir önlem almanız lazım ki siz de yelkenin hızını düşürmeyin. Belli bir hızla gidin ve yarışı kazanın. Yaklaşık 2 gündür antrenmanlarımızı yapıyoruz. Birlikte koordinasyon daha iyi şekilde yapmaya çalıştık. Takım sporlarında koordinasyon çok önemli. Evet, yetenek ve performans da çok önemli kriterler takım sporlarında başarılı olmak için. Ama bunun yanında görev paylaşımı ve hızlı karar alma önem arz ediyor. Yelken benim için çok yeni bir spor. Fakat inanılmaz enerjisi fazla, heyecanı fazla. Ve diğer takım sporlarından bence yelkeni ayıran özellik, tertemiz bir havada, muhteşem bir doğada yapıyorsunuz bunu. Özellikle denize açıldığınızda o iyot kokusu, çevrenin manzarası, denizin size verdiği hızlı tepkilerle birlikte muhteşem bir duygu yaşatıyor insana. Takım olarak iyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Yapacağımız antrenmanlarla da yarışa en iyi şekilde katılacağımızı ve şirketimizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyorum. Türkiye Yelken Federasyonu ve Göcek Yelken Kulübü tarafından organize edilen yarışta bu sene 5 ayrı parkurda yelken açıldı. IRC sınıfında yarışan Nissan Yelken takımı yarışı kendi sınıfında 5. olarak bitirdi. Yarışın ödül töreninde söz alan Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, yeni Nissan Qashqai lansmanımızın hemen ardından başlayan Rixos Sailing Cup'a katıldığımız için ekip olarak çok mutluyuz. Rüzgarın ve denizin birleştiği noktada takım ruhunu hayata geçirerek başarılı bir mücadele ortaya koyduk. Böylesine başarılı bir etkinliğe katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyduk. Önümüzdeki yıllarda daha üst sıralarda yer almak üzere çalışmaya devam edeceğiz dedi.
Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğunu 3 yıl daha uzatan Nissan, heyecan uyandıran etkinliklerde yer alarak marka yatırımlarına devam ediyor. Nissan, gerek Türkiye'de gerekse global ölçekte yapılan başarılı çalışmalar neticesinde Interbrand sıralamasında son 2 yılda 10 sıra birden yükselerek 39. sıraya ulaştı. Her araç kullanıcısının lastiğiyle ilgili araştırmalar yapmadan önce kullanmış olduğu aracın araç üreticisi tarafından tavsiye edilen EBAT, yük ve hız endeksinde bulunan lastikleri aracına alıp kullanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Biz araçlarımızdaki bu özellikleri kontrol ettikten sonra satın almış olduğumuz lastiğin üzerinde yazan yazıları çok daha rahatlıkla takip ediyor olacağız. İlk rakamımız balonluk dediğimiz 2.45 olarak bu lastiğimizde ifade edilen ölçü. 2.45 ifadesi jantlanmış, doğru lastik hava basıncıyla şişirilmiş ve 24 saat oda sıcaklığında bekletilmiş bir lastiğin iki yanağı arasındaki kesit genişliğini temsil etmektedir. 45 rakamı ise bir oranı temsil eder. Kesit genişliğinin kesit yüksekliğine oranıdır. Kolay anlaşılması adına lastiğimiz 150 olsa idi, taban genişliğimiz 100 mm, lastik yüksekliğimiz ise 50 mm'yi temsil etmekte olacaktı. Diğer bir rakam ise R rakamı, radyal yapıyı temsil eder. Lastikler bundan önceki dönemlerde ikiye ayrılmaktaydı. Konvansiyonel lastikler ve radyal lastikler. Günümüzde gerek binek gerekse hafif ticari araçlarda konvansiyonel lastiklerle karşılaşmıyoruz. Radyal yapı ise damak bölgelerinden damak bölgelerine kord bezlerinin dizaynını temsil eden bir ifadedir. 18 ise lastiğimizin inç olarak yarı çapını temsil eder. Lastiğimizde bununla beraber bir de hız endeksimiz bulunmaktadır. Hız endeksimiz çok önemlidir. Çünkü aracımızın ihtiyaç duyduğu kriterleri karşılayacak bir hız endeksine sahip lastik kullanmalıyız. Bu lastiğimiz için hız endeksimiz Y'dir. Bu endeks A'dan başlayıp Z'ye kadar gider ve her birinin temsil ettiği bir hız vardır. Günümüz binek araçları genellikle T ile Z arasında değerlerde bulunmaktadır. T 190 km hızla giden bir araç için dizayn edilmiş bir lastiktir. Bu testler fabrikalarda belli süre lastikler döndürülerek dayanabildikleri hızlar temsil edip tespit edilerekten lastiklerin üzerine yazılır. Diğer bir rakam ise yük endeksimizdir. Yük endeksi ise lastiğin maksimum basınçla şişirilip bu lastiğimiz için lastiğimizin üzerinde yazar 50 PSI'dır. Maksimum basınçla şişirilmiş bir lastiğin taşıyabileceği yük kapasitesini temsil etmektedir. Yine kullanıcılarımızdan çok sık gelen bir diğer lastik yanağı yazısı ise DOT dediğimiz Department of Transportation kurumunun vermiş olduğu yazıdır. 12 tane rakam ve harften oluşmaktadır. Bunların hepsi bir anlam ifade etmektedir. Her ilk iki tanesi lastiğin üretilmiş olduğu fabrikayı, ikinci iki hane ise lastiğin ebatını, diğer iki hane ise lastiğin üretildiği, piştiği kalıbı, son dört hane ise lastiğin üretildiği hafta ve yılı temsil eder. Örnek vermek gerekirse bu lastiğimizde DOT olarak gördüğümüz rakam 41.17. Yani 2017 yılının 41. haftasında üretilmiş olduğunu temsil etmektedir. Son olarak lastiklerimizle ilgili bir önerim daha olacak. Lastik değişimleri sırasında ya da düzenli olarak lastiklerimizi kontrol ettiğimiz dönemlerde rotasyon yapıyor olmamız gerekir. Rotasyonları gerçekleştirirken kullanmış olduğumuz aracın teknik özelliklerine ve almış olduğumuz lastiğin teknik özelliklerine özen göstermemiz gerekir. Örnek vermek gerekirse bu lastiğimizde
inside yazan kısmın muhakkak aracın iç kısmına gelmesi gerekir. Çünkü lastik aracın ihtiyaç duyduğu performans kriterlerini karşılayabilecek şekilde dizayn edildiği için her bölgesinin farklı bir performans kriterini karşılama özelliği vardır. Bu rotasyonları lastiğimizin yaz-kış değişim dönemlerinde veyahut bakım dönemlerinde 10.000 kilometrede bir çok rahatlıkla yapıyor olabiliriz. Sevgili seyirciler, bu haftada programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek hoşça kalın.